Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 16. bölüm Şeytanın Düşmanlığı bölümünden devam ediyoruz. 2. bölümü. İbn İsak radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabilerin mukaddes Medine'ye hicret ettiğini ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni taraftar kazandığını duyan Kureyş müşrikleri onun gücünden korkmaya başladılar. Çünkü onun kendileriyle savaşmak üzere ordu topladığını idrak etmişlerdi. Bundan dolayı her zamanki toplandığı yerlerinde yani Darun Nedve'de durumu müzakere etmek için bir araya geldiler. Kabilenin bütün kararları bu evde yapılan toplantılarda alındığı için ona bu isim verilmiştir. Kureyş kabilesi her şeyi burada kararlaştırırdı. Bu toplantılara 40 yaşından küçükler ve Kureyşli olmayanlar alınmazdı. Ebu Cehil'in başkanlığında Cumartesi günü toplandılar. Bundan dolayıdır ki Cumartesi uzak ve hile günüdür buyrulur. Necitli bir ihtiyar kisvesine bürünmüş olan şeytan bu toplantıda bulunuyordu. Zira iblis ipek bir cübbe giyerek zengin bir ihtiyar kılığında kapıda belirmiş ve münafıklar bu ihtiyar kimdir diye sorduğunda Necitli bir adam ne için toplandığınızı duydum ve ne söyleyeceğinizi dinlemek için geldim. Bazı konularda size fikir vermek ve nasihatlerde bulunmak ihtiyacı duydum demiştir. Bunun üzerine içeri girmesini söylemişler ve o da girerek konuşmalara katılmıştır. O sırada içeride bulunan kafirler Peygamberimiz hakkında ne yapılması gerekli konusunu tartışıyorlardı. Hepsi 100 kişiydiler. Diğer bir rivayete göre de 15 kişi oldukları söylenmektedir. Ebu Buhteri ki Bedir Savaşı'nda kafir olarak ölmüştür. Şöyle demiştir. Onu zincire vurup hapsedin. Kapıyı da üzerine kilitleyin. Bundan sonra ondan evvel gelen şairlerin ve büyücülerin başına gelen akıbetin onun da başına gelmesini bekleyin der. Necitli ihtiyar suretindeki şeytan bu fikre karşı çıkar ve şöyle der. Bu fikir isabetli değildir. Allah'a yemin olsun ki eğer siz onu zincire vurup hapsedecek olursanız daha üzerine kapıyı kapatır kapatmaz başına girenleri adamları duyacak ve hemen baskın düzenleyip onu elinizden alacaklardır. Sonra da karşısında hindi gibi kabararak gücünüzü kıracaklardır. Dolayısıyla bu fikir isabetli değildir. Başka bir çare düşünün. Kureyş'in önderlerinden Ebul Esed el Amiri şu görüşü ortaya atar. Onu aramızdan çıkarıp beldemizden sürelim. Nereye giderse gitsin hiç ilgi göstermeyelim. Necitli şeytan bu nasıl bir görüş? Ondan kurtulmanın yolu bu değil diyerek bu görüşe de karşı çıkar. Velhasıl Necitli bir ihtiyar suretindeki şeytan orada güzel konuşmalarıyla, etkileyici mantığıyla ve ileri sürdüğü yeni görüşlerle insanları cazibesini kazanmaya başararak şöyle der. Allah'a yemin olsun ki onu kovarsanız bir Arap kabilesine varıp oraya yerleşip onları tatlı dille kandırarak size karşı kışkırtabilir. Sonra toplayacağı orduyla üzerinize yürüyüp elinizden yönetimi alabilir ve size istediğini yapabilir. Başka görüş düşünün. Bunun üzerine Ebu Cehil söz olarak der ki, Vallahi onun hakkında benim bir fikrim var ama sizin görüşleriniz buna çok uzak. Bana göre her kabileden gözü pek cesaretli, becerikli birer genç seçeceksiniz. O gençlerin ellerine keskin kılıçlar vereceksiniz. Muhammed'in üzerine çullanıp hepsi bir anda vuracaklar. Aynı anda kılıçlarını çekip onu öldürecekler ve nefes almaya fırsat vermeden onun canını alacaklar. Böylece ondan kurtulmuş oluruz. Bütün kabileler suç ortağı olacağı için onun kabilesi olan Abdülmenaf diğerlerinin tümüne karşı onun kan davasını gütmeye cesaret edemezler. Hep birlikte diyetini veririz. Olur biter. Ne ciddi ihtiyar Ebu Cehil'in sözü bitince der ki en isabetli görüş budur. Böylece o toplantıda peygamberimizi öldürmeye karar vererek dağılırlar. Fakat bu sırada Cebrail aleyhisselam peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bu gece her zamanki yatağında yatma der. Gece olunca Kureş kafirliğinin seçkin savaşçıları peygamberimizin evinin önünde sipere yatıp uyumasını gözetlerler. Oyunca üzerine çullanıp onu katledeceklerdir. Diğer yandan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi o gece yatağında yatması için görevlendirmiştir. Hazreti Ali peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem cuma ve bayramlarda giydiği yeşil bir palto üstüne çekerek yatağa uzanmıştır. Böylece Hazreti Ali kendini Allah'a adayarak peygamberimizin hayatını kurtaran ilk Müslüman olmuştur. Bu konuda bizzat Hazreti Ali şöyle bir şiir söylemiştir. Kendilerini ileri sürerek toprağa ayak basanların en hayırlısını korudum. Beytullah'ı ve hacer Esved'i tavaf edene. O Allah'ın Resulüdür. Ona tuzak kurmalarından çekinmişti. Kudret eli her yere uzanan Yüce Allah. Onu tuzaktan korudu. Allah'ın Resulü mağarada güven içinde geceyi geçirdi. Allah'ın örtü ve himayesi altında saklanarak. Ben ise onları ve bana yapacaklarını bekleyerek geceyi geçirdim. Kendimi ölüme ve cesarete atadım. Geceleyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşçıların önde evden çıkmıştı. Allah onların gözünü kararttığı için hiçbiri onu göremedi. Peygamberimiz Yasin suresinin şu kısmını okuyarak onların her birinin başına, avucuna aldığı toprağı saçmıştır. Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için, hiç şüphesiz sen peygamberlerden birisin. Dost doğru yol uyarıcı o kitap. Kur'an gücü her şey yeten bağışlayıcı tarafından indirilmiştir ataları ikaz edilmemiş bir kavmi ikaz etmek için onların çoğu üzerinde söz gerçekleşti. Onlar artık iman etmezler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan tasmalar taktık. Bu yüzden başlarını sağa sola çeviremezler. Ayrıca biz onların önlerine, arkalarına birer set çektik. Bundan dolayı göremezler. Yasin suresi 1 ile 9. ayet arıları. Böylece peygamberimiz evden ayrılarak istediği yere doğru yola koyulmuştur. Bu sırada savaşçıların yanına daha önce işlerinde olmayan tanımadıkları bir kişi geldi ve onlara burada ne için bekliyorsunuz diye sordu. Savaşçılar Muhammed'i dediler. Yabancı onlara Allah sizin hayalinizi boşa çıkardı. Vallahi Muhammed sizin önünüzden geçip gitti. Önünüzden geçerken her birinizin başına toprak serpti ve dilediği yola doğru gitti. Başınıza bir bakın. Oradakilerin hepsi ellerini başına götürdü ve toprak olduğunu gözleriyle gördüler. Hemen pusul pusularından çıkarak peygamberimizin hücresine girdiler. Odada, yat, odada yatan Hazreti Ali ile karşılaştılar ve vallahi bu Muhammed'dir. Üzerinde onun paltosu var ve paltosuna bürünmüş burada uyuyor dediler. Bu düşünceyle sabahladılar. Sabah olunca yataktan Hazreti Ali çıktı. İşte o zaman bizimle geceleyin konuşan yabancı doğru söylemiş dediler şu ayet bu konuda nazil olmuştur. Hani bir keresinde o inkarcılar ya öldürmek veya sürgün etmek üzere seni tutuklatmak, tutuklatmak için tuzak kurmuşlardı. Onlar tuzak kurarlar ama Allah onların tuzağını boşa çıkarır. Hiç şüphesiz Allah tuzak kuranların tuzaklarını en hayırlı şekilde boşa çıkarandır. Enfal suresi 30. ayet. Bir şair bu olayı şöyle anlatır. Canını sıkma zorluğun arkası kolaylıktır. Her şeyin bir vakti ve takdiri vardır. Takdir sahibi bizim halimizi biliyor. Bizim tedbirlerimizin üstünde Allah'ın tedbiri vardır. Bu olaydan sonra Allah peygamberimize Mekke'den çıkması için izin verdi. i̇bn Abbas ayette geçen Ey Rabbim bana doğru şekilde gelip doğru şekilde çıkmak nasip eyle. Bana tarafından yardımcı bir kılavuz ihsan eyle. Ayet-i kerimesinin tefsir sırasında Cebrail aleyhisselam peygamberimizin yanına Hz. Ebu Bekir'i almasını emretti der. Hakim en Nisaiburi'nin Hz. Ali'den rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz hicret emrini getirdiği sırada Cebrail'e yanımda kim olacak diye sordu ve Cebrail'in de Ebu Bekir dediği bildirilmektedir. Diğer yandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkacağını Ali'ye bildirmiş ve uhdesinde bulunan emanetleri yerine vermesi için onu Mekke'de bırakmıştı. Hazreti Ayşe hicret olayını şöyle anlatmaktadır. Bir gün kuşluk vakti babamın evinde otururken Resulullah'ın bizim eve geldiğini gördüm. Hazreti Ebubekir'in diğer kızı Esma ise olayın bu kısmını şöyle anlatır. Resulullah Mekke'deyken biri sabah, diğeri akşam olmak üzere günde iki kere bize gelirdi. Hicret günü ise kuşluk vakti eve geldiğini gördüm ve babama "Babacığım Resulullah başını sarmış buraya geliyor. Oysa ki bu saatte bize gelmezdi." Hazreti Ebubekir Esma'nın sözlerine cevaben, anam babam ona feda olsun. Vallahi bu saatte onu buraya getiren önemli bir olay olmalı. Bundan sonraki olayları Hazreti Ayşe şöyle anlatır. Resulullah kapıya geldiğinde içeri girmek için izin istedi. Hazreti Ebu Bekir de onu içeri aldı. Oturmakta olduğu sedirden ona yer verdi. Oturunca Hazreti Ebu Bekir'e yanındakileri dışarı çıkar dedi. Ebu Bekir, bunlar senin ehlin, diğer bir rivayete göre ise, Aramızda yabancı yok. Sadece iki kızım var burada dedi, dediği kaydedilir dedi. Bunun üzerine peygamberimiz söze başlayarak Hazreti Ebu Bekir'e bana hicret izni verildi dedi. Ebu Bekir anam babam sana feda olsun. Ben de seninle gelebilir miyim deyince peygamberimiz evet dedi. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir'in ağladığını gördüm. Ebu Bekir şu iki binekten birini kendine al dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eğer parasıyla olursa alırım Diğer rivayette dilersen kıymetini verir, alırım demiştir. Resulullah'ın binek hayvanını ancak para karşılığı kabul etmesi, Allah yolunda yapacağı hicreti hem mal hem beden ile işlenen bir ibadet olmasını istemesine ileri geliyordu. Hz. Ayşe hemen yol ihtiyaçlarını hazırlamaya başladık. Azık torbalarını hazırlarken içine pişmiş bir koyun koyduk. Kardeşim Esma bel kuşağından keserek azık torbasını bağladı. Hicret hadisesinin sonrasını Ayşe şöyle anlatıyor. Resulullah ve Ebu Bekir Sevr mağarasına gittiler. Orada üç gece kaldılar. Sevr mağarasının bulunduğu da Mekke'de bulunmakta ve ilk defa oraya Sevr bin Abdülmenaf çıktığından onun ismiyle anılmaktadır. Başka bir rivayette Ebu Bekir ve Peygamberimizin geceliğin Ebu Bekir'in evinin arka kapısından çıktıkları kaydedilmektedir. Yine yolda onlarla Ebu Cehil'in karşılaştığı ancak Allah'ın onları Ebu Cehil'in gözünden sakladığı da kaynaklarda verilen bilgilerdendir. Hz. Esma'nın bildirdiğine göre Hz. Ebu Bekir 5000 dirhem olan bütün parasını yanına alarak bu yolculuğa çıkmıştır. Kureyşliler Resulullah'ın izini kaybettiklerinde Mekke'nin altını üstüne aradılar. İziler çıkarıp iz sürdürdüler. Sonunda Sevr Dağı yönüne gittiğini tespit ettiler ve izlerini takip ettiler. İz Sevir mağarasının yanına kadar gidiyordu. Peygamberimizi ellerinden kaçıran Kureyş'e bu durum çok ağır geldi. Bir türlü bunu hazmedemiyorlardı. Bu işe canları çok sıkıldı ve bu sebeple onu yakalayana yüz deve ödül verme sözü verdiler. Kadı İyaz'ın naklettiği bir rivayete göre, Sevir Dağ peygamberimize, Ya Resulallah benden kaç çünkü üzerimdeyken öldürülmenden ve o yüzden Allah'ın gazabına uğramaktan korkuyorum demiştir. Buna karşın Allah mağaranın önünde Ümmü Gaylem ağacı bitirmiştir. Bu ağacın varlığı mağaranın yolunu kafirlerin gözlerinden sakladı. Yüce Allah örümceğe de mağaranın girişini ağla örtmesini emretmiştir. Bir çift yaban güvercini de kapıda yuva kurmuşlardır. Bunların tümü müşriklerin kalbinde şüphe uyandırıp mağaraya girmesini önlemiştir. Harem bölgesindeki güvercinlerin Sevr mağarasının girişine yuva yapan güvercin çiftinin neslinden geldiği rivayet olunmuştur. Peygamberimize sağladığı himayeden dolayı nesillerinin artması ve haremde avlanma tehlikesinden uzak olarak güven içinde yaşamayla mükafatlandırılmışlardır. Kureş kabilesinin her birinden seçilen gençler elleri sopalı, baltalı ve kılıçlı olarak mağaranın kapısına geldiler. Aralarında bir aralarından biri ayrılarak mağaranın ağzına sokuldu. Orada yuva yapmış iki güvercin görüldüğünde diğerlerine haber sordular. Cevaben mağaranın ağzında iki güvercin gördüğünü ve içeri kimsenin giremeyeceğini anladım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmaları eşitiyordu. Allah'ın düşmanlarını savdığını anladı. Buna rağmen gençlerden biri içeri girelim dedi. Fakat orada bulunanlardan Ümeyye bin Halef ona boş mağaraya girip de ne yapacaksınız görmüyor musunuz? Kapı Muhammed'in doğumundan daha eski bir örümcek ağı ile örülmüş. Eğer o içeri girseydi yumurtalar kırılır ve ağda parçalanırdı. Bu sözler Kureşileri içeri girmekten alıkoydu. Böylece ağaç gerektiğinde Allah'ın izniyle aranan kişileri saklayarak kovalayanı şaşırtmış, örümcek de mağaranın kapısına ağlarını örmüş ve ecileri aramaktan caydırmıştır. Böylece örümcek peygamberimizi koruma şerefini kazanmıştır i̇bn Nakib'in bu hususta aşağıdaki şiiri ne kadar güzeldir. İpek böceği koza örer, her çeşit elbiseye yakışır. Fakat örümcek ondan üstündür, peygamber için ördüğü ağ sayesinde. Buhari ile Müslüm'ün Hazreti Enes'ten rivayetine göre Hazreti Ebu Bekir ona şöyle demiştir. Mağaradayken peygamberimize eğer icilerden biri ayağının ucunu baksaydı bizi görebilirdi dediğinde peygamberimiz onlar o taraftan bize doğru gelselerdi biz de bu taraftan giderdik buyurdu. Ebu Bekir peygamberimizin gösterdiği tarafa bakınca mağaranın açıldığını, bir denizin belirdiğini ve bir geminin kara yanaşmış olduğunu görmüştür. Hasan-ı Basri'nin rivayetine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir gece mağaraya doğru yol alırken Ebu Bekir peygamberimizin bazen önünden bazen arkasından yürürdü. Peygamberimiz ona niçin böyle yaptığını sorduğunda Ebu Bekir şöyle demiştir. Kılavuzluk aklıma geldiğinde önünden yürüyorum. Gözetleme görevimi hatırlayınca arkandan yürüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayet bir şey olsa benim için ölür müsün diye sorunca Ebu Bekir seni Risalet göreviyle gönderene yemin ederim ki evet demiştir. Mağaraya vardıklarında Ebu Bekir, Ey Allah'ın Resulü sen burada bekle ben mağarayı temizleyip kontrol edeyim demiş ve içeri girerek mağarayı temizlemiş. Ardından da mağaranın zeminini eliyle kontrol etmiş ve her deliği postundan bir parça keserek kapatmıştır. Böylelikle postunu bitirmiş fakat son bir delik açık kalmıştı. Her, herhangi bir canlı çıkıp Resulullah'ı ısırmaması için o deliği de topuyla tıkadı. Bundan sonra peygamberimiz içeri girmiş ve başını Ebu Bekir'in dizine dayayarak uykuya dalmıştır. O sırada bir canlı Ebu Bekir'in topuğunu ısırmış. Ancak peygamberimizi uyandırmamak için hiç hareket etmemiştir. Acıdan gözleri yaşarınca damlalardan biri peygamberimizin yüzünü akmış ve onu uyandırmıştır. Peygamberimiz Ebu Bekir'e sana ne oluyor ey Ebu Bekir diye sormuş ve o da anam babam sana feda olsun yılan topumu soktu demiş. Bunun üzerine peygamberimiz yılanın soktuğu yere tükürünü basmış ve acısı dinmiştir. Şair Hassan bin Sabit Ebu Bekir'in bu durumunu şöyle anlatmıştır. O şerefli mağaradaki iki kişinin ikincisiydi. O ikisi dağa çıkınca düşman her yeri aradı. Düşmanlar bütün canlılardan öğrendiler ki peygamberimize karşı duyulan sevginin dengi yoktur. Peygamberimiz Mekke'den perşembe günü çıkmış, mağaradan ise pazartesi günü ayrılmıştı. Böylece orada üç gece kalmıştı. Bu olay Rebul Evvel ayının başlarında olmuştur. Ayın, aynı ayın 12. Cuma günü ise Medine'ye varmışlardır. Anlatıldığına göre İsmi Zekeriya olan zahit bir kimse şiddetli bir hastalığa yakalanır, ölmek üzeredir. Son nefeslerinde bir arkadaşı kendisine gelir ve La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi telkin eder. Fakat zahit bu telkinin yüzünü ekşiterek reddeder. Arkadaşı ikinci sefer telkin eder. Zahit tekrar reddeder. Arkadaşın üçüncü telkinini de hayır söylemiyorum diye reddeder. Arkasından bayılır ve arkadaşın dizlerine düşer. Bir müddet böyle kalır bir saat sonra gözlerini açınca arkadaşına bana bir şey dedin mi diye sorar. Evet sana üç kere kelimeye şehadet getirmeni telkin ettim. İki defa yüzünü çevirdim. Üçüncüsünde söylemiyorum diye cevap verdin der. Zahid onlara durumu şöyle anlatır. Bana şeytan geldi. Elinde bir bardak su vardı. Sağımda durdu bardağı sallayarak su ister misin dedi. ''Tabii'' dedim. Bunun üzerine İsa Allah'ın oğludur de dedi. Yüzümü öbür tarafa çevirdim. Sonra ikincide de aynı sözü tekrarladı. Sonra yine reddettim. Üçüncü defa bana aynı cümleyi söyletmek istediğinde hayır söylemeyeceğim dedi. İşte o zaman su dolu bardağı yere attı ve oradan kayboldu. Dolayısıyla dolayısıyla ben şeytan reddediyordum. Sizi değil. Şimdi diyorum ki Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rivayet olunduğuna göre Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. Salihlerden biri şeytanın insanoğlunun kalbinin neresinde olduğunu göstermesi için Allah'a yalvarır. Bunun üzerine rüyada içi dışı görünen yarı şeffaf bir insan vücudu görür. Adamın başı omuz ile kulağı arasındaki boşlukta ve sol omuzu üzerinde kurbağa şeklinde şeytana girmiş olarak görür. Uzun ince bir hortumu vardır. Onun Onu adamın omzundan kalbine uzatmıştır. Buradan oraya vesvese akıtır. Fakat adam Allah'ın adını andığında kurbağa şeklindeki şeytan görünmez olur. Allah'ım, lanetli şeytanı ve kıskançların dilini üzerimize musallat etme. Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme hürmetine sana zâik zikir ve şükürde bulunmamıza yardım eyle. Amin.